Galatasaray'da korkutan veda. Cimbom'un arı transfer döneminde renklerine bağladığı Derrick Köhn, kısa zamanda kalitesini konuşturdu. Gösterdiği performansla beğeni toplayan Alman oyuncu takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Futboluyla göz dolduran Derrick Köhn'ün Galatasaray macerası kısa sürebilir. Takımdan ayrılması gündeme gelen genç oyuncunun yeni adresi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Hannover'den transfer edilen Alman oyuncu kısa sürede gösterdiği performansla beğeni topladı. Takıma çabuk uyum sağlayan 25 yaşındaki sol bek teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Galatasaray'ın yeni yıldızı için İngiliz basınından sarı kırmızılı taraftarları üzecek bir iddia ortaya atıldı. İngiltere basınından derlenen habere göre Leicester City, Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada ekibinin Galatasaray yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Derrick Köhn için çıkan haberin detaylarında Galatasaray yönetiminin Leicester City yönetimine şu an tek gündemlerinin şampiyonluk olduğunu ve bu yüzden sezon sonunda tekrar görüşebileceklerinin altını çizdiği yer aldı. Ancak Köhn'ün Galatasaray performansı göz kamaştırıyor. Cimbom'un sadece uçuk transfer bedelleriyle Köhn'ün ayrılığına bu kadar kısa sürede izin verebileceği aktarıldı. Premier Lig'e yükselmeye hazırlanan Leicester City ise ne pahasına olursa olsun Köhn'ü kadrosuna katmak istiyor. 30 milyon euroluk bu ay rekoru 40 milyon euro üzerinde bir teklif yapmaya hazırlanan Leicester City ve Köhn transferiyle kırılacak gibi görünüyor. Galatasaray'ın jokerini İtalyan devi istiyor. Cimbom'da Barış Alper Yılmaz her geçen gün performansını arttırıyor. Yıldız futbolcu birçok mevkide forma giyerken taraftarlar ona Joker lakabını taktı. Barış Alper'in yükselen performansı ise İtalyan devinin dikkatini çekti. Çizme ekibi milli futbolcuya talip oldu. İşte detaylar. Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz önümüzdeki sezon takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Performansıyla göz dolduran 23 yaşındaki futbolcu transferde Avrupa kulüplerinin peşine taktı. Okan Buruk'un jokeri konumundaki yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper için İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin ilgisi oldukça ciddi. Okan Buruk'un birçok mevkide görev vermesi sebebiyle joker olarak anılan genç futbolcu için daha önce 12 milyon eurosu garanti bonuslarla 20 milyon euroyu bulan bir teklifte bulunan İtalyan ekibi teklif yükseltti. İtalyan basınından aktarılan habere göre Napoli transfer için garanti ücret teklifini 16'ya, başarı bonusları ile birlikte toplam tutarı da 25 milyon euroya çıkardı. Galatasaray'da sürpriz gelişme. Cimbom'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda gelecekleri merak konusu olan iki futbolcudan biri takımda kalma kararı alırken diğeri kulüpten ayrılacak. İşte o isimler. Sarı kırmızılılarda sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları yoğunlaştı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk basın mensuplarına yaptığı açıklamada iç ve dış transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Buruk: Yunus Akgün bence iyi gidiyor. Premier Lig yolunda önemli bir yarıştalar. İyi bir takımda oynuyor. Satın alması gerçekleşecek mi bilmiyorum ancak geri dönerse bizim için çok önemli bir oyuncu olacak. Aslında kendisini bırakmak istemedik ama Avrupa'ya oynamak için gitti. Emin Bayram çok iyi gidiyor. Takip ediyoruz. Emin'le Galatasaray'ın ilerleyen yıllarda iyi bir stopere sahip olacağını biliyoruz. Şeklinde konuştu. Öte yandan Galatasaray'da gelecekleri merak edilen Akman kardeşlerin de akıbetleri netleşti. Aktarılan habere göre Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği Efe Akman yuvada kalmayı tercih etti. Galatasaray ile henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan genç futbolcu Okan Buruk ve kurmaylarının gözüne girmiş durumda. Florya'nın son dönemde yetiştirdiği en potansiyelli oyuncular arasında kabul edilen Efe, yurt dışından ilgi bulunmasına rağmen Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Efe Akman'ın abisi Hamza Yiğit Akman ise sezon sonunda yuvadan uçuyor. 19 yaşına gelmesine rağmen istediği süreleri bulmakta zorlanan genç futbolcu düzenli oynamak istediği bir kulübe gitmek istiyor. Galatasaray'da son dakika Rafa Silva gelişmesi. 2016 yılından bu yana Benfica forması giyen 30 yaşındaki kanat ve ofansif orta saha oyuncusu Rafa Silva Galatasaray'ın gündeminde yer almaya devam ediyor. Okan Buruk'un yıldız futbolcuyla alakalı yaptığı açıklamaların ardından Portekiz basınından da çeşitli derlemeler geldi. İşte detaylar. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Rafa Silva konusunda üst üste önemli gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basınının Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya sarı kırmızılılardan 3,5 milyon euroluk teklif geldiğini yazması büyük heyecan yaratmıştı. Ardından Okan Buruk da konuyla ilgili açıklama yaparken bu sözler Portekiz'de geniş yankı buldu. Galatasaray teknik direktörü Rafa Silva sorusu üzerine
Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var. Oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray patronu Okan Buruk'un Rafa Silva hakkında yaptığı açıklamalar Portekiz basınında geniş yankı buldu. Portekiz'in yüksek tirajlı sitesi Abola, Galatasaray Rafa Silva ile ilgilendiğini doğruladı başlığını kullandı. Haberde Okan Buruk'un sözlerine yer verilirken Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın Rafa Silva'ya olan ilgisini doğruladı ancak Benfica ile sözleşmesi sona eren oyuncu için başka kulüplerin de devrede olması nedeniyle onu transfer etmenin zorluğu konusunda uyarıda bulundu. Denilci. Aslan'dan genç yıldız transferi. Galatasaray'dan heyecan verici bir transfer hamlesi daha. Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda sağlam adımlarla ilerleyen Cimbom gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye yönelik kolları sıvadı. Bu kez hedefteki isim ise Belçika ekibi Genk'in genç yıldızı Birel Elhanus oldu. Sky Sports'un aktardığı habere göre 19 yaşındaki yetenekli oyuncu Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Almanya'nın köklü takımları olan Leipzig, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund'un yanı sıra Galatasaray, Benfica, Atletico Madrid, Roma ve Marsi yanında yıldız futbolcuya ilgisi bulunuyor. Ancak Genk kulübü genç yeteneğini kaybetmek istemiyor ve transferin gerçekleşmesi durumunda 30 milyon euro civarında yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Faslı orta saha oyuncusu bu sezon Genk formasıyla 41 maça çıkarak 3 gol atıp 8 asist yaptı. Cimbom'un bu genç yeteneği kadrosuna katma isteği gelecek sezon için heyecan verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Galatasaray'da ayrılık sinyalleri. Sarı kırmızılılar sezon başında kadrosuna birbirinden önemli oyuncuları katarak büyük bir transfer atağı gerçekleştirmişti. Ancak şimdi takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken Icardi'nin takımdan ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Arjantinli golcünün yeni bir kulüple anlaşma yolunda olduğu belirtilirken İtalya'dan flaş bir iddia geldi. İtalyan basınına yansıyan habere göre Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Icardi artık sarı-kırmızılı formayı terk etmeye hazırlanıyor. Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi'nin açıklamalarına göre Icardi'nin eski kulübü Inter'e dönme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki performansı ise göz kamaştırıcı nitelikte. Bu sezon forma giydiği 38 resmi maçta 23 gol atıp 11 asist yaparak toplamda 34 gole doğrudan katkı sağladı. Galatasaray camiası Icardi'nin takımdan ayrılığına hazırlanırken hangi kulübe transfer olacağı merakla bekleniyor. Galatasaray'ın süper yıldızı bedavaya dönüyor. Sezon sonu kadrosunu daha da kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray'da Okan Buruk kadroya Marcao'nun eklenmesini istedi. Galatasaray'dan rekor bir bonservisle Sevilla'ya transfer olan ancak İspanya'da aradığını bulamayan Marcao kiralık olarak sarı kırmızılı ekibe dönmeyi kabul etti. Abdülkerim Bardakçı, Victor Nelson ve Davinson Sanchez'e şimdiden birçok teklif alan Galatasaray oluşabilecek stoper sıkıntısına karşın rotayı eski yıldızı Marcao'ya çevirdi. 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya giden ancak üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İspanyol ekibinde bir türlü düzenli forma şansı bulamayan Marcao yeniden Galatasaray'a dönmek için adeta gün saymaya başladı. Okan Buruk'un talimatı üzerine Marcao için Sevilla ile görüşmelere başlayan Galatasaray transferde önemli bir yol kat etti. Kiralık olarak Galatasaray'a dönmeye çok hevesli olan Marcao'nun transferi için İspanyol basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılı ekip herhangi bir kiralama ücreti de ödemeyecek. 2022'de Sevilla'ya transfer olan Marcao yalnızca 20 maçta görev aldı ve 212 dakika sahada kaldı.